Herkese merhabalar, ben Özgür Boral. Saatlerimiz şu anda sabah 08.47. Nereye gidiyoruz? Kocaeli Yarımca'dan İstanbul Avrupa yakasına gidiyoruz. Bugün İstanbul'a gitme sebebim, motorumu sattım. Şimdi motorumu sattıysam neden ben İstanbul'a gidiyorum? İşte aslında videomuzun konusu biraz da bu. Ben bu motoru aldığımda hani birçok kişi işte onu alacağına ikinci el şunu al, onu alacağına ikinci el bunu al, bir dünya şeyler söylemişti. Bir dünya yorumlar gelmişti. Ben de her zaman şu cevabı vermiştim. Ben bu motoru aldığımda zaten çok aşırı uzun süre binmeyeceğim. Bir yerden bir maddi gelirim olacak. O gelir olduktan sonra tekrar büyük CC'ye geçeceğim. Eskisi gibi büyük CC kullanacağım demiştim. Ve bu motoru satarken gönlüm rahat bir şekilde satabilmek için 0 kilometre bir motor almak istediğimi söylemiştim. İşte şu anda İstanbul'a gönül rahatlığıyla gitmemi sağlayan şey motosikletimi 0 kilometre almış olmam. Ben eğer ki ikinci el bir motor alsaydım ben o motorun geçmişini %100 olarak hiçbir zaman bilemeyecektim. Ne kadar temiz de olsa, temiz de görünse vesaire vesaire de olsa her zaman aklımda bir şüphe olacaktı. Acaba rodacını nasıl yaptı? Acaba herhangi bir arızası oldu da söylemedi mi, tamir edildi? Veya değişen bir parçası var da belki fark edemedik mi, bilmiyor muyuz? Gibi bir sürü durumlar olacaktı. Ve ben satarken gönlüm bu kadar rahat bir şekilde satamayacaktım. Daha önceki sattığım motorlarda olduğu gibi. Şimdi bunu sıfır aldığım için gönlüm rahat bir şekilde, hiç çekinmeden, hiç tereddüt etmeden, boş dönmeyeceğimi kesinlikle bilmeden, yani boş dönmeyeceğime emin olarak İstanbul'a doğru gidiyorum. Peki neden ben gidiyorum? Şimdi ben bu motorumu hiçbir şekilde hiçbir ilana koymadım. İnternet üzerinden hiçbir yerde satılık olarak ilana koymadım. YouTube hesabımda da satılık olduğunu söylemedim. Instagram hesaplarımda da söylemedim. Sadece eşten, dosttan bir iki kişiye haber vererek, ya ben artık bunu satmayı düşünüyorum, daha farklı bir projem var, daha işte yüksek CC'ye tekrar geçebilirim gibi birkaç kişiye haber vererek sadece böyle duyurdum. Ve İstanbul'dan bir polis, ben talibim demiş, işte detaylı fotoğraflarını attık vesaire derken dedi ki tamamdır, hani fiyatla da anlaştık. Dedi ki tamamdır, ben bu motoru alacağım ama şöyle bir problemim var, ben polis olduğum için işte çalışma saatlerim vesaire sıkıntılı oluyor, ben gelemem. Sen gelirsen hani fiyatta da pazarlığa da gerek yok. Sen gel motoru ben burada alayım, seni de otogara bırakayım, otobüse biner dönersin dedi. Ve ben de tamam dedim. Çünkü boş dönmeyeceğimi bildiğim için önemli değil dedim. Ne olacak yani, altı üstü son bir tur atmış olurum en azından kendi motorumla. Bir iki saatlik vesaire bir otobüs yolculuğu yapmış olurum. Böyle şeyler olabilir satışlarda. Normalde şu var tabii ki, her zaman alıcı gelir, satıcı gitmez. Ama benim de başıma böyle şeyler geldi. Bana da satıcıların geldiği zamanlar oldu. Hatta bunlarla ilgili videolarım da var. Eski videolarıma bakarsanız izleyebilirsiniz. İşte sıfır aldığınızda satmanız bu kadar kolay oluyor. İlanı bile koymanıza gerek yok. Bakın benim bunu satmam YouTube'la vesaire hiçbir şekilde alakası yok. Onu söyleyeyim. Hani sen işte YouTube'dasın, tanıyorlar, biliyorlar, motorunu biliyorlar. Öyle bir durum yok. Ve ben aldığım fiyatın üstüne satıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani hani böyle fırsatçılar gibi sıfırına zam geldi ben de zam yaptım gibi değil, ama aldığım fiyatın da üstüne veriyorum. Ortalama bir 2000 lira da üstüne veriyorum. Hani hep soruyorsunuz ya, soruyorlar ya işte satılır mı, piyasası var mı, şusu var mı, busu var mı? Ben de her zaman ne diyorum? Hiçbir malın son sahibi olma ihtimaliniz yok. Ne olursa olsun o malı birisi gelir sizden alır. Siz o malı aldıysanız milyonlarca insandan birisi de gelir sizden alır. Ve zarar etmezsiniz. Bakın bunu söylüyorum. Nasıl zarar edersiniz? Bir arıza yaşarsınız veya bir kaza yaparsınız. Herhangi bir durum olur. O zaman doğal olarak tabii ki zarar edersiniz. Ama ben Allah'a şükür bunu durduğu yerde bile hiç düşürmedim. Ben şimdi İstanbul'a gidiyorum. Yolda kaza yaparsam Allah göstermesin, o tabii ayrı bir durum. Yani böyle olduğu sürece, hiç kaza yapmadığınız, bela yani kaza bela başınıza gelmediği sürece ve böyle beklenmedik bir arıza yapmadığınız sürece, şimdi beklenmedik arıza nasıl olur? Siz bu motoru aldığınız günden beri devamlı kesici bastınız, hep böyle dan ibreyi hep sona vurdurdunuz. Tabii ki o zaman motorun canını alırsınız. Ne kadar sıfır kilometre de olsa, ne kadar Japon, Avrupa vesaire, Çin fark etmez. Hangisi olursa olsun motorun canını alırsanız kilometreye bakmaksızın başınıza işler gelebilir. Veya işte ben bunu aldım, 300 kilometrede rodajını yaptırdım, 1000 kilometrede tekrar bakımına soktum.
Şu anda da ortalama oraya gittiğimde 3500 km. Ortalama değil, hatta hemen hemen tam 3500 km'de olacağım. Bakımlarını zamanında yaptım. Böylelikle ben nasıl zarar edeyim ki? Etmem. Motor almayı düşünen arkadaşlar, buradan size söylüyorum. Nacizane tavsiyem. Şu anda sattığım 22. motorum. Bakın 22. motorum. Şimdi aldığımda 23.'yü alacağım yenisini. Ve al satçı değilim. Kar amaçlı almıyorum. Zaten kar amaçlı alsaydım işte o zaman ben bunu sıfır almazdım. Ben dedim ki en kötü aldığım paraya satarım ben bu motoru dedim. Ama satarken rahat rahat satarım. Öyle gelen giden uğraşmam. Çünkü ikinci el aldığınızda geliyor. Yok şurası çizik, yok burası hasar kaydı var, yok şurası var, yok burası var. Ben de geçmişini tam bilmediğim için motorun kefil olamıyorum. Boş dönenlerde illaki oluyor. Çünkü böyle pimpirikli insan çok. Orasına burasına takıyor işte. Acayip acayip modeller var. O modellerle uğraşmamak için ilk defa bu motora talip olan insanın ayağına götürüyorum ve satıp geri döneceğim. Onun için bir şeyi almaktan çekinmeyin. Alın geçin, rahat olun, kafanıza takmayın. Piyasası var mı yok mu, satılır mı, o su bu su. Boş verin ya, hoşunuza gidiyorsa alın. Benim şu anki planım, daha önce birkaç videomda daha söyledim ama gerçi şu var, siz bu videoyu izlediğinizde ben o motoru çoktan almış olacağım muhtemelen. Tabi başka projeler olmazsa. Çünkü şöyle, stokta videolarım var. Bu videoyu siz izlemeden ortalama 3-4 tane, belki de 5 tane daha araya video girecek. Haftada bir tane desek, o yani hemen hemen ben bugünden sonra, siz bu videoyu bir ay sonra izlemiş olacaksınız. Büyük bir ihtimal bu videodan sonraki videoda da Ducati Monster 696 göreceksiniz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu iş %100 değil. Ben şimdi dün gece bayağı bir araştırdım Monster 696. Bir iki tane böyle kafama yatacak gibi motor denk geldi. Ama tabii emin değilim. Gitmedik, görmedik. İkinci el olduğu için kesin konuşamıyorum. Bakacağız. Kafamıza yatan, yani kafama yatan, içime sinen, fiyatının da bana uygun olduğu bir Ducati Monster 696 bulursam onu alacağım. Ama bulamazsam yine 600 cc ve üzeri bir motor alacağım. Şimdi niye ikinci el alıyorum peki? Çünkü şimdi aldığım motoru bunun gibi kısa süre kullanmayı düşünmüyorum. Bu benim geçiş motorumdu. Yani param gelene kadar altımda bir motor olsun, YouTube'da da videolar paylaşabileyim, satarken de rahat rahat satayım diye düşündüğüm bir motor olduğu için ben bunu almıştım. Ama şu anki alacağım motorda hedeflerim, beklentilerim daha farklı olduğu için ikinci el alabiliyorum. Daha önce de motor satacağım zaman veya araba satacağım zaman alıcının ayağına gittiğim zamanlar olmuştu ama ilk defa bu kadar uzak mesafeye gidiyorum. Bizim evden ortalama bir 130-140 km yol gideceğim. Gitmek problem değil. Bastık gidiyoruz. Zaten bir saat sürmez tahminimce. Bir terslik olmazsa. Ama dönüşte işte otobüs vesaire. O işler biraz zaman alacak. Öğlende de iş yerinde olmam lazım. Umarım yetişirim, geç kalmam. Evet, bu videomuzda bu kadar olsun. Motorumu satıyorum videosuydu. Ha, yol boyunca belki birkaç video daha çekerim farklı konularda. Ne olur ne biter bilmiyorum. Daha sonrasında ileriki videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayat hiçbir şeyi kafanıza takacağınız kadar uzun bir hayat değil. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ben bundan 10 sene öncesini sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. O kadar çabuk geçti diyorum ki. Ve bir gün son nefesimizi verdiğimizde de ne kadar çabuk oldu diyeceğiz, buna eminim. Onun için çok fazla takmayın, çok fazla düşünmeyin. Hayatınızı yaşayın. Kazasız, belasız, arızasız mutlu sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.